İlk röportajda ben diyorum ki yaratıcıların en üstünü diyorum. Tövbe haşa, yaradan tektir. Ya kardeşim biz burada doğaçlama konuşuyoruz. Buradan Türk halkına sesleniyorum. Şimdi abi bak, Allah'ın izni keremiyle biz konuşmuyoruz. Allah Celle Celaluhu konuşturuyor. Aynen abi. Doğru. Şimdi biz şahsımız adına konuşalım buradan. Yani biz evliyiz, iki çocuğumuz var. Hani biz belki burada insanların bana bu yorumlarını biraz okudum. Çok okumadım. Riyadan, kibirden Allah'a sığınırım. Kral. Abi bir saniye, röportajdayım, aramayın ya. Abi röportajdayım, canlı heyecanlı, niye arıyorsun? Görüşürüz abi, arayacağım. Cadde boydan boya adamlar kolonya satmaya başladı baba. Tavuk dönerci bile kolonya satıyor, anlamadım ki. Abi kolonyanın şişesi 5 liraydı, litresi 10 liraydı. Aynı fabrika kolonyanın litresini 85 liraya çıkartmış. Şimdi ben sana soruyorum, 2 hafta önceye kadar, korona gelmeden önce depremle yatıp depremle kalkan bir halimiz vardı. Kendi öz eşim ya. Yatıyorum bir kalkayım. Ne yapıyorsun? Nöbet tutuyor baba. Ne nöbeti? Babanın deprem nöbeti tutuyoruz. Bir tane kadın varmış da yazıp çiziyormuş. Onun her dediği çıkıyormuş. Tövbe haşa, sümme haşa. Gaybı Allah bilir ya. Aynen. Aciziz diyorum Bülent abi. Şimdi sünnet-i seniye konusuna da gelirsek. Allah'ın Resulü'nün her yaptığı sünnet-i seniyedir ya. Ben şimdi diyorum ki sakalı şerif diyorum. Diyor ki ya o nedir diyor. Ya abi Muhammed Mustafa'nın her şeyi şeriftir, şereftir ya. Başka bir tane müptezel var, o da diyor ki, o da diyor normal bir insandı. Subhanallah. Allah Azze ve Celle demedi mi? Habibim biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Allah'ın yücelttiği bir peygamber, yücelttiği bir kul. Nasıl sen onu benle eş değer edersin? Sahabe onun için ölmedi mi? Ok yedi ya, ok kaşe. Bin radıyallahu anh ok yedi, ok. Gözünden girdi ok. Gözünü seveyim. Ah be abi, yanıyorum, soru sor bana, ben böyle şimdi sana kilitlenip kalmayayım, soru sor, sor. Mekruh nedir reis? Şimdi mekruh yapılmaması gereken, yani haram demiyoruz buna, mekruh. Mekruh yani kerih, bir de mekruh var. Mekruh benim bildiğim kadarıyla, acizim ben yani. Benim bildiğim kadarıyla yapılmaması gereken. Haram nedir reis? Ya haram da Allah'ın emir ve yasaklarına uymamaktır yani. Allah'ın vermiş olduğu o emirlerini yerine getirmezsen haramdır. Şimdi bir insan dese ki ya bu bira için konuşuyorum bunu. Bu arpa suyu oğlum ne olacak dese sıkıntı büyük baba, dinden çıkar Allah muhafaza. Ama dese ki baba haram, ben de acizim, hiç bundan duramıyorum. Bu haram zade oluyor baba. Tövbe etse Allah'ın izni keremiyle tekrar hop verecek Allah iman yerinin üstüne. Hepimiz aciziz. Şimdi bazı kardeşler diyor bu abi diyor feleğin çemberinden gel. Sokakta büyüdük abi. Ama zat-ı muhterem, zat-ı sevdik. O da bize Allah'ın izni keremiyle, alim olan Allah ilim verir isteyene. Ama biz de sevdik onu. Şimdi oturursan onunla aynı muhabbeti görürsün. Şimdi ben bilemiyorum, toparlayamıyorum. Yani yeme sancı diyor, patlamaz her kalaycı. Herkes de oturma diyor. E şimdi sen af buyur, uyuşturucu içen biri de gezersen uyuşturucu istiyorsun kardeşim. Ama mesela 5 vakit namaz kılan bir adamla gezersen, Ali Can abiyle gezersen 5 vakit namaz. Alttayız baba, vakıfandayız. Mescidimiz var orada, güzel hocalarımız var, namazımızı kılıyoruz. E şimdi ehl-i sünnet vel cemaatin içinde olmak için can atıyoruz. Belki abi biz günahkar olabiliriz. İnsanlar bizi yargılıyorlar. E kardeşim niye yargılıyorsun? Ben senin için yapmıyorum ki bu ibadeti. Allah Azze ve Celle için yapıyorum. Yarın yevmül kıyame var. Vereceğiz hesabı. E şimdi ben namazı Bülent için mi kıldım? Allah için mi kıldım? Allah'a vereceğim hesabını kardeşim. Ya geçmişimi sen benim niye araştırıyorsun? Gel geleceğime bak, yanımda bir tur at bakalım. Garibanı gözetiyor muyuz? Kibir, riya var mı? Bir bak bakalım. Şimdi ben bir tane garibana bir tas çorba ısmarlayamayacaksam, onunla beraber aynı masada oturamayacaksam, yazık bana baba. Allah Azze ve Celle rızkı gönderiyor. Abimle beraber bir tane dükkanımız var. Allah'ın aciz kullarıyız, bekçisiyiz yani. Orayı işletmeciliğini yapıyoruz, o kadar. Ama bir iş hayatımız da var yani. 21 sene işçilik yaptım. 40 derece ateşte olan bir kız çocuğum var. Gidemedim onun yanına. Adam dedi ki biraz daha malzeme boşaltalım tırdan. Allah çağırıyor. Namaza gidemiyoruz. Ama patron diyor ki biraz daha boşaltalım diyor. Orhan'ın dediği gibi kula kulluk edene yazıklar olsun. Ben Habibi Muhammed Mustafa'yı seviyorum. Ben Allah'ın yarattığı bütün kulları severim. Yalnız ki Allah Azze ve Celle şirk şark koşmayacak. Ehl-i Sünnet bunu bize ifade ediyor. Bir insan günahkar olabilir ama günahını kabul eder. Bir insan haram işleyebilir. Bunun haram olduğunu bilir. Ya bazen insan haram olduğunu bile bile hala üstüne gidiyor. Biliyor gidiyor. Ya bazı insanlar var kardeşim. Yani aciziz. Yine söylüyorum. Bülent abi
Şimdi yani sen bunu içiyor bir adam misal değil mi? Sen o adamı vurup geçersen olmaz. Bir git onun yanına bakalım. De bakalım baba derdin ne, kederin ne, niye içiyorsun? Zevkten mi içiyorsun, dertten mi içiyorsun? Neden içiyorsun baba bunu? Adam diyor ki eşimle aram bozuk. E baba düzeltelim diyorum. Bir bukle çiçek al, git. Ben yapmadım, biraz odunum bu konularda. Hatun şimdi bizi izleyince ondan sonra cazlayacak bizi. 60-70 senelik bir hayat için bedenimizi satmayalım. İmanımızı satmayalım. İslam'ı, Muhammed Mustafa'yı satmayalım ya. Adam gözümüzün içine bakıyor. Vallahi diyor, yapma diyorum baba, ticarete sokma vallahi billahi tallahi. 3 tane yani vallahi billahi tallahi desin, yalan söylesin. Allah muhafaza ya. Abi okumuyoruz, bir rahlenin dibine inmiyoruz. Bir alimden ilim almıyoruz. Beni bir tanesi imam yaptı, Esenyurt'ta imammışım. Ya puştumuzu biliyorlar, ittiğimizi biliyorlar, imamlığımızı bilmiyorlardı. Sayende imam da olduk. Hani müezzin olsam bir tık iyi. Bir de imam oldum, bir de hutbeye de çıktım. Elhamdülillahillezî hedenâ lihâzâ ve mâ künnâ linâtedî evlenâ hedenâ Allah. Ya bunları da biliyoruz, Allah'a şükürler olsun. Kardeşim biz aciziz. Mesela şimdi Sıldar Dünyası denilen bir dayı vardı, orada hep Rahman oynuyordu. Bodrum'da bira içti, adamı kafir ettiler baba. Adam rol gereği onu oynamış. Şimdi Erol Taş'ı da taşlamışlar zamanında değil mi? Adam çok güzel bir adammış ya, ciğerli böbrekli bir abimizmiş. Gariban babasıymış ama filmlerde öyle. İnsanlar diyor ki, abi bu malumatı, bilgiyi nereden edindi? Cemaat ismi vermem gerekmiyor. Ehli sünnet vel cemaat diyelim. Yalnız ki bizim acizane yani sokak çocukları ya da ticaretle uğraşan abilerimizle beraber ben Güngören'de ikamet ederim abi. Güngören tarafında sokağını da söyleyeyim. Merkez Mahallesi Toros Sokak. Rabbe Dönüş dergahımız var. Yani dışarıdaki bu aciz olan bizlere böyle uyuşturucusal, alkolizme düşmüş gençlere yani emir bil maruf ne yani münker etme babında oturmuşuz. Böyle abilerimiz, hocalarımızla bir istişare üzere böyle bir yer temin edelim dedik. 4 yıldır da faaliyetin içindeyiz. Bir tane rahmetli bir kardeşimiz vardı. İsmi Kamil idi. Onun Darül Kamil koyduk. Yani Kamil'in evi. Ama dergahımız vakıftır. Rabbe Dönüş dergahıdır. Burada her perşembe günü Ömer Bayraktar diye bir hocamız vardır. 1989 doğumlu gencecik bir kardeşimizdir. Ahvali onun da önceden düzgün bir ahval değilmiş. Sonra ki tövbeten nasuha etmiş. Elhamdülillah şimdi başımızda yani Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Cüz okuyoruz. Osmanlıca okuyoruz. Akaid fıkıh okuyoruz. Okutturuyor Allah razı olsun. Akşama kadar çalışırız. Akşamleyin buradan gideriz. Dergahımızda birleşiriz. Arkamızda da yana bir çay çorba içeceğimiz bir bölüm yapmışız. E şimdi gençler mipto. Gelenlerden Allah razı olsun. E bunlar da sigara içiyorlar baba. Ne yapalım şimdi yani? Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayalım? E şimdi adam dışarıda ester eroin içiyordu. İçki içiyordu. Aldık Allah'ın izni keremiyle. Sevdiler bizi. E konuşmamız da birazcık böyle yani. Kimse de kusura bakmasın. Lan nun çıkıyor. Şimdi ben senin için kendimi de kibarlaştırabilirim. Presentable olabilirim. Ama gerek yok ki. Neyse moyun baba. Yine söylüyorum baba. Bende ayrıştırma yok. Ben ticaretle uğraşıyorum baba. Takım tutmuyorum. Benim siyasi bir kimliğim yok. Benim kimliğim İslam. İslam için buradayız kardeşim. Aciziz. Yapabiliyor muyuz? Şimdi biz Allah'a kulluğumuzu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz mu? Bunu kim? O merci. Allah Azze ve Celle. E şimdi kul diyor ki ya da aciz olan bir başka bir abi diyor ki. Ya sen diyor hem öylesin hem böyle. Ya kardeş hem öyleyim hem böyleyim de. Kalpleri kim biliyor? Allah Azze ve Celle biliyor. Sana ne baba? Sana mı düştü? Hüküm sende mi? Hüküm Allah'ındır ya. Ben buradan mesela billboardlardaki yazılara da takılıyorum kardeşim. Hakimiyet diyor milletindir. Haşa, sümme haşa. Hakimiyet Allah'ındır. Biz kimiz ya? Makamı, mevkisi için kimseye boyun eğmeyiz. Abi 5 vakit namaz var. Secde, rüküde Allah'a eğeriz o başı. Başka kimseye eğmeyiz. Kimseden çekinmeyiz. Çünkü koruyucu kimdir? Allah'tır. E şimdi korona diyorsun. Kolonya diyorsun. Ya kardeşim kolonya korona. Allah Azze ve Celle seni alır götürür kardeş. Koronayla almaz da. He? Şuradan bir tane taşı alır kafana düşürtür o Allah. Ya da ne bileyim trafik kazası diyoruz değil mi? Adam diyor ki ya hep mi bizim başımıza geliyor? Ya kardeşim kaza ve kader Allah'tan değil mi? İmanın 6 tane maddesi yok mu baba? 32 farzın içinde 6 yok mu? Kaza ve kader Allah'tandır ya. Ya kardeşim dünyada bir sürü insan öldü. Bizim memleketimizde daha işte 5 tane adam ölmedi bir de ha. 5'ini karantinaya aldılar baba.
Biri vefat etti mi abi? Öldü abi biri. Allah rahmet eylesin. Bak kardeşim tedbirini almış, eyvallah. Tamam, reklam yapmadım. Mehmet Urabiş'e bindim geçen gün abi. Aa, baktım bedavaya, spikülasyon bedavaya aldım baba ben o dezenfekteyi. Abi şimdi 5 vakit namaz kılan bir insan Allah'ın izni keremiyle zaten abdest alan bir insan temiz olur ya. Abdest azalarından tanıyacak Muhammed Mustafa bizi yarın. Yemin kıyamete öyle olacak yani. Sordu sahabe, nasıl tanıyacak bizi yani bizi? He? Dedi ki abdest azalarınızdan. Sahabe bunu duyunca böyle kol dirsek değil bazuya kadar verdi suyu baba. Bizi tanısın dedi. Yüzümüzdeki nurdan tanıyacak Allah'ın izni keremiyle. Şimdi abi koronadan korunmak için. Af buyur abi. Namaz nereden başlar? Taharetten başlar baba. İmanın yarısı. Temizlik değil miydi baba? Biz zaten Allah'ın izniyle temiziz. Abi iç çamaşırlarımızı ya da ne bileyim üstümüzü günlük değiştirelim. Zaten hepimiz diyoruz ya abi, paramız yok, pulumuz yok. Baba çamaşır makinesi devamlı dönüyor bizim evde. Şerefime ben deterjan parası yetiştiremiyorum. O kadar titiz. Evin içine giriyorum, ellerimin üstünde giriyorum. Ayaklarına basmıyorum. Hatun o kadar titiz yani benim. Allah ondan razı olsun. Ona da iki tane buradan gönderme yapayım. Yani diyor ki tuvalete girdim. Bilseydim camide girerdim. Daha yeni yıkadım diyor. Ya kadın Allah'ını seveyim bu kadar temiz olma diyorum. Ama hak da veriyorum. Benim iki tane çocuğum var. Okula giderler. Geri gelirler. Annesi tepeden tırnağı değiştirir. Ya buradan annelere sesleniyorum. Yani telefondan, ondan bundan oynayacaklarına biraz çocuklarına baksınlar. Biraz temiz olsunlar. Hepimiz için konuşuyorum. Bizler için de konuşuyorum. Şimdi ben mesela günlük değiştiriyorum. Adam bana diyor ki baba diyor her gün diyor başka giyiniyorsun. Sahabe yine Resulullah'a sordu. Güzel giyinmek dedi kibirden midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Güzel giyinmek Allah dedi kuluna vermiş olduğu nimeti, rızkı üzerine dedi ziynet olarak görmek ister. Güzel dedi giyinen, güzel ayakkabılar giyinen, ne bileyim yani güzel kokulan sürünen mümini sever dedi Allah. Kibir ve riya nedir? Garibanı gözetmeyen nedir kibir ve riya? Allah'a hamdü selamlar olsun. Ali baba bir eksiğimiz var mı bizim? Garibanı severiz doğru mu? Sokak çocuğuyuz baba. Parayı yani bulanlardan değiliz. Bir hadis söyleyeceğim. Çok güzel bir hadis. Olay vuku buldu burada abi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetimden zengin olarak doğan bir insan fakirliği bulursa, fakirliğe düşerse onu dedi, kaldırın dedi, ayağa kaldırın. O fakirliği taşıyamaz. Ama ümmeti Muhammed'den, Hamza, evet fakirdi. Bir tık. Bizde bir şey yok. Bir tık yukarıda. O yine diyor fakir olduysa ona karışmayın. O geldiği yeri bilir. Biz geldiğimiz yeri biliyoruz. Yarım ekmeğin içine salça sürdüğümüz günler var baba. Sokaktaki kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, kardeşler yani bunun bir sonu yok baba. Mal varlığını götürür. Bazen Allah Azze ve Celle insanları mallarıyla, canlarıyla, evlatlarıyla, bazen anasıyla babasıyla imtihan eder. Şimdi kardeşim feleğin çemberinden geçmişiz diyoruz. Sem çocuğuyuz diyoruz. Bunları boşuna söylemiyoruz. Ya bana deseniz ki kardeşim deseniz şu malzeme neden yapılır? Bu malzeme ne kadar götürür? Bu malzeme ne yapar sana deseniz size sayabilirim. Ama evladıma ne dedim ben? 13 yaşında erkek bir evladım var. Coşkun Efecan'dır ismi. Dedim ki evlat sana dedim verebileceğim en büyük miras şudur. 5 vakit namazına dikkat et. Uçkuruna haram çözme. İyi insanlarla gez. Sakın uyuşturucu, alkol. Yani bunlara düşme oğlum. Bunların sonu yok. Çünkü şöyle söyleyeyim, 100 dolarla bir hatunun sigarasını yakan abiler köprü altında şimdi ekmek kovalıyorlar baba. Evet. Sinyere düşmüşler baba, 2 lira versene, 1 lira versene. Neden böyle oluyor? Abi şöyle, Siyonizm bize silahla bir şey yapamadı, bize parayla bir şey yapamadı da bizi şöyle kandırdı baba, malzemeyi bize gönderdi. Şimdi buradan konuşuyoruz, başkaları da yanlış anlıyor. Ben şöyle söyleyeyim, ülkeyi bölenlerle alakalı konuşayım. Dağdaki o mermi sıkan abilere sesleniyorum. Onlar da ne yaptılar biliyor musun dayı? Evet, o malzemeyi aldılar, paraya çevirdiler abi. Bizim gençlerimize ilk baş bedavaya ikram ettiler. Sonra dediler ki fazla yok oğlum, onu getirme, bunu getirme. Sonra ne yaptılar? Malzemeyi bir tür yükselttiler. Ondan sonra ne yaptılar biliyor musun abi? Koparmaya başladılar. Para yok, malzeme yok. Fuhuş kaç yaşına düştü biliyor musun? Burada gülen abiler var, gülmesinler ha. Fuhuş 13 yaşına düştü. 13 yaşındaki benim bacım bir damla malzeme için orada fuhuş ediyor. Çünkü parası yok babam. Antalya'da ben canlıyı gördüm. Ben senin o videonu izledim. Antalya'da Zeytin Mahallesi miydi? Zeytinköy. Zeytinköy baba. Aynen düşmüyorlar mıydı? Bayılmıyorlar mıydı aynen. Baba? Biz de seni takip ediyoruz. Oradan izliyoruz. Sosyal çok deneylerden şey. Ziyade. Çok üzücü bir şey ya. Adam konuşamıyor. Polis geliyor. Her gün aynı suratlar baba.
kimliği ver diyor. Ezberlemiş, daha verme diyor. TC'yi kendisi yazıyor zaten abi. Buradan yani Süleyman Soylu abimize de sesleniyorum. Bakanımız diyeyim, abimiz diyeyim. Kimseyin makamı mevkisi beni ilgilendirmiyor. Severiz kendisini. Oradan konuşuyor işte, ayağını kırarım bilmem neyini kırarım. Ya abi gelin bulun beni, ben size nerede ne var göstereyim. Ben biliyorum ya. Aciz olan ben biliyorum. Neyin nerede olduğunu, neyin nereden alındığını, neyin nerede tüketildiğini ben biliyorum. Kıramıyorsanız bize yol verin. Adam ölmüş, belki adamla kavgalılar ha. Lokma dağıtıyorlar diye sıraya girmişler. Abi bak, burada siyasete girmeyeceğim. Pilav dağıtan bir siyasi partinin pilavı için sıraya girmiş 500 kişiyi gördüm ben Güngören Kale Center'ın önünde. Benim dava arkadaşım dediğim arkadaşım bile o sıradaydı. Onun pilav kaç para? Burada meşhur Tahtakale pilavcısı var, git oradan ye, benim ismimi söyle, dağların aslanı Hamza'ya yazsınlar. Hayırdır ya? Ha, çok açsanız da özel ama çok açsanız da bu şahsiyetin lokantasına gidin, müsüzme verzimek için bana yazsınlar. Ne söylüyorsa doğrudur abi. Abiler, ablalar, kardeşler, bütün ümmeti Muhammed, bana yorum yazan güzel kardeşler, çirkin yorum yazanlar da oldu. Ben buradan şunu sesleniyorum. Dinimi bin İslam benim üzerime kurulmamış. Ben dinimi bin İslam'ın üzerinde yaşayan tövbe haşa, yani İslam kimliğimiz var elhamdülillah. Bak elhamdülillah diyorum. İslam'ı benden yana şey yapmayın yani, bir tek ben İslam'ı yaşayan değilim. Belki bir yerde ben düşeceğim, acizim. Belki uyuşturucu içeceğim. Belki alkol içeceğim, beni göreceksin o halde. Belki birini tokatlarken göreceksin. E şimdi beni yücelttin yücelttin. Benim bir ters hareketimde beni hani külli kafir etmeyin ha. Buradan size sesleniyorum. Güzel zaten insanlar. İnkar edersen kafir olursun. Allah muhafaza. Evet. Bak aciziz, yine söylüyorum. Olabilir. Günah işlersen, kabul edersen günahkar günahkarım olur. Abi. Ben zaten günahkarım. Ateşi kendimiz götüreceğiz o tarafa. Buradan sesleniyorum. Abi korona morona orana. Trabzon'da çıkmış horona. Alalım verelim, ekonomiye can verelim. Caddeler bomboş. Rızkı veren Allah. Vesilesi sizsiniz. Çıkın kardeşim, koronadan korkmayın. Allah'tan korkun ya. İbrahim Aleyhisselam zamanında mıydı abi? Nemrut'un burnundan kör topal bir sinek girdi. Girmedi mi abi? Allah Celle Celaluhu zulmeden o Çinli'ye ne yaptı? Bak şimdi çekirgeler gidiyor. Ne yapalım şimdi, çekirgeler buraya da mı gelsin? Gelir gelir. Kul azarsa Rahman yapıştırır tokatı.